Merhaba arkadaşlar, 10. sınıfta ara tatil edebiyat tekrarımız yapıyoruz. Sorularla tekrar edeceğiz. Neler öğrenmiştik? Edebiyata girişte edebiyatın tarihiyle ve dinle ilişkisine bakmıştık. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı ve İslamiyet sonrasındaki Türk edebiyatı farklıydı. Din direkt olarak bizi etkiliyordu. Yine tarihle iç içeydik. Yani İslamiyet'ten önceki Türk tarihi, işte Osmanlı tarihi, Selçuk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle edebiyatımızın konular açısından, içerik açısından benzer olduğunu görüyorduk. Zaten tarihte, dinde, insan içinde, edebiyatta insan paydasını, insan öznesini temel aldığı için bunlar her zaman birbiriyle iletişim içindeydi. İslamiyet öncesi ve sonrasındaki Türk edebiyatında, Türkçenin tarih gelişimi ve alfelerinde birçok konu öğrenmiştik. Bunlarla alakalı zaten süper sorular çözeceğiz. Şimdi sorular üzerinden bunları tekrar edeceğiz. Hikayenin özelliklerine baktığımızda Türk edebiyatında hikayeden önce destanlar vardı. Sonra destandan halk hikayelerine geçişte Dede Korkut hikayelerini görüyorduk. Ardından halk hikayeleri ve halk hikayelerinden sonrasında da işte Mesneviler ve günümüzdeki işte Türk edebiyatında Ahmet Yusuf Efendi'nin Letaif-i Rivayatı'yla başlayan ilk hikayeler vardı. Olay hikayeleri vardı. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri yani serim, düğüm, çözüm bölümleri olan. Bir de durum hikayeleri vardı. Bunlarda serim, düğüm, çözüm bölümü yoktu. Bunlarda Memduh Şevketi ve Sait Faik Abasıyan'ı görüyorduk. Olay hikayelerinde ise Ömer Seyfettin önemli bir karakterdi. Fiilimsiler ve noktalama işaretleriyle alakalı çok güzel sorularımız var. Onları da sorular üzerinden pekiştireceğiz. Geçiş dönemi eserlerine baktığımızda Karahanlar döneminde Hakan Eleçesi'yle yazılan hem böyle İslamiyet öncesindeki unsurlar hem de İslami döneme ait unsurların bulunduğu. Yani hem beyit hem dörtlük, hem aruz ölçüsü hem hece ölçüsü, hem Arapça Farsça kelimeler hem de eski Türkçenin olduğu didaktik eserlere biz geçiş dönemi eserleri diyorduk. Neler vardı? Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi. Atabetül Hakaik yani Edip Ahmet Yüksekoğlu tarafından yazılan Hakikatler Eşiği. Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılan ve yine Araplara Türkçe öğretmek için yazılan, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ı Lügat Türk ilk ansiklopedik sözlüğümüz önemli eserlerdi. İsim tanımlamalarını zaten biliyoruz. Neydi? İsim tanımlamalarında tamlayan ve tamlanan arasında ne, neyin ve kimin sorularına cevap verebilme ilişkisi vardı. Sıfat tanımlamalarında ise böyle bir şey yoktu. Edebiz şiire baktığımızda ise şiirde nazım birimi beyit olabiliyordu 2-2'den, dörtlük olabiliyordu. Ya da bent olabiliyordu 5'te. Veyahut da şiirde bu tarz bir şiir gördüğümüzde daha çok aruz ölçüsü vardı. Bu tarz şiirlerde hece ölçüsü vardı. Şu tarz yani serbest ölçüyle yazılmış şiirlerde ise daha doğrusu bu tarz hecelerin sayısı tutmayan şiirlerde ise serbest ölçü vardı. Edebi sanatlarda kişileştirme sanatı, benzetme sanatı bunlar genellikle birbirine benziyorlardı. Ne demiştik mesela? Aslan futbol futbolcular şöyle yazalım hatta bir örneğimizi sonra da artık konu anlatımından soruya geçelim. Futbolcular sahaya çıktı dediğimizde burada herhangi bir meciz anlam yok. Burada söz sanatı yoktu. Ama aslan futbolcular sahaya, aslan gibi güçlü futbolcular sahaya çıktı dersek benzetme olmuş oluyordu. Niye? Futbolcular aslana benziyorduk. Aslan gibi güçlü demeyeyim de yani gibiyi yani benzetme edatını güçlüyü kullanmayıp benzetme yönünü kullanmadığımız zaman aslan futbolcular sahaya çıktı dediğimizde ne oluyordu? Net bir şekilde güzel benzetme yani teşbihi belli oluyordu. Aslanlar sahaya çık dediğimizde istihar oluyordu. Futbolcular sahada küre dediğimizde istihar oluyordu. Niye? Birinde aslanı kullanmıyoruz, birinde ise futbolcuyu kullanmıyorduk. Bak, aslanlar sahaya çıktı, istihar olmuş oluyordu. Aslan futbolcular sahaya çıktı, benzetme. Veyahut da işte usta kramponlar sahaya in dediğimizde de benzetme ilgisi olmadan krampon sözcüğünü başka bir sözcüğün yerine kullandığımız için mecazı mürsel oluyordu. Güzel nedene bağlama üstü talildi, bilerek bilmezden gelme tecahülü arifti. Önemli bir kişiyi hatırlatmak tell me yani hatırlatma tell telmih sanatıydı. Neler vardı mesela? Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Adem, Hazreti Muhammed, Kerem, Aslı, Leyla, Mecnun bu tarz şeyleri gördüğümüzde bize bitiyordu ki telmih sanatı var. Şimdi gelin isterseniz sorularla pekiştirelim. Zaten sorularla pekiştireceğimizi söylemiştik. Konuyu dağıtmayalım. Sıfırdan öğrenen sayfa 13'te soru 4 diyor. Hangisi edebiyatın ilişkisini gösteremez ve burada hem sıfırdan ona edebiyat kitaplarımızdan çok güzel sorular seçtik sizler için. Zaten burada konuları size mükemmel bir şekilde anlatıyoruz. Burada olay, durum hikayeciliği diye burada örnekler var. Sonra bu sorulardan örnek olarak çözeceğiz ve beraber konuları bir kez daha hatırlamış olacağız. Tatil çok güzel bir şey ama tatilde birazcık çalışıp konuları unutmamak da bizim için güzel. Şimdi edebiyatın din ile ilişkisine örnek gösterilemez diyor. Şimdi Uygurların Budizm ve Manihizm inançlarını benimsedikten sonra eserlerine bu inançların kurallarına bak. Resmen inanç, Budizm, Manihizm inanç. Bu resmen edebiyatın dinle alakası. Bu örnek gösterebilir. Peygamber diyor. Daha ne desin yani. Peygamberin hayatını anlatan Mevlid, Miraçname gibi eserlerin kaleme alınması. Tanzimat dönemi toplumundaki Batı hayranlarının batılılaşma yanlış anlamına dair romanların yer alması. Batı din değil. O zaman cevabımız Cihangir. Halk edebiyatı Yunus Emre gibi sanatçıların eserlerine
tasavvufi yani Allah sevgisinin gibi unsurlar bulundurması, dini inançlara yapılan yuh törenlerinde okunan saguların, bunlar da yine net bir şekilde din ama cihan seçeneğinde medeniyet, dinden değil de medeniyetten etkilenme durumu işlenmiş. Sizler de soruları benimle beraber durdurup çözebilirsiniz. Sonra da çözümünü dinleyebilirsiniz. Yazım yanlışı yoktur diyor. Ege Denizi'nde yapılan tatbikat başarılı geçmişti. Denizin D'si büyük olmalıydı. Ölümünün yıllarında Maraşel Fethi Çakmak saygı aldı. Maraşel'in M'si büyük olmalıydı. Haberlerde Orta Doğu yapılacak yardımlar hakkında bilgiler veriliyor. Orta Doğu'nun O ve D'si büyük olmalıydı. Her zamanki Batı bu konuda üstün olduğunu kanıtladı. Batı medeniyetten bahsettiği için büyük olmalıydı. Balat Köyü sakinleri sonunda suya kavuştu. Burada herhangi bir hata yok. Balat Köyü diyebilirsin. Ya da bakın şöyle daha sizin anlayabileceğiniz bir örnekten vereyim. İstanbul ili diyebilirsin. İ'yi küçük yazabilirsin. Geldik başka bir soruya. Bu parça boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş. Bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesini anlatan öykülere biz olayı değil diyorsa o zaman durum hikayesi denir diyeceğiz. Niye? Çünkü olayı değil diyor. O zaman Adana seçeneğini ve Ceyhan seçeneğini eledik. Devam ediyoruz. Nokta nokta bu tarz hikayenin bizdeki en önemli temsilcisidir. Ömer Sevet'in olay hikayecisiydi. Dolayısıyla bunu da eledik. Sait Faik ve Refik Aydın'a bakacağız. Sait Faik olduğunu ben biliyorum ama devam edelim. Bir olayı ele alarak serim, düğüm, çözüm planıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülere ise olay hikayesi denir. Bak olayı bir sonuca bağlayan serim, düğüm, çözüm olanlar ise olay hikayesi denir. Olay hikayesinin üstadı da Ömer Seyfettin'di. O yüzden cevabımızın Denizoğlu kesinleşti. O zaman buraya Sait Faik yazıyorum. Bak konuyu özetleyen bir soru olmuş. Sait Faik. Burada da ne diyoruz? Tabii ki de Ömer Seyfettin diyoruz. Ömer Seyfettin. Şimdi cevabı Deniz dedik. Geçtik başka bir soruya. Hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir diyor. Destan geleneğinden halk hikayesine geçişin ilk ürünüdür. Bu üniversite sınavlarında sorulmuş bir cümle. Bu doğru. Bir ön söz ile 12 hikayeden oluşur. Bu da var. Evet doğru. Dede Korkut tarafından yazıya geçirilmiştir. Hayır. Dede Korkut hikayeleri anonimdir. Yani yazarı belli değildir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Cevabımız Ceyhan. Dede Korkut hikayelerdeki bilge zat. Şiir ve düz yazı karışık oluşturulmuştur. Doğru. Konuşmalar şiir şeklinde, olaylar düz yazı şeklinde anlatılıyor. Şiir nazım demek, düz yazı nesir demek. Müslüman Oğuz baylarının geleneklerini, göreneklerini, iç mücadelelerini, doğaüstü güçlerle mücadelelerini, savaşmalarını anlatılıyor. Burası da yine doğru. Bu parçadaki numaralanmış cümleler hangisi birden fazla isim fiil kullanılmıştır? Hatırlarsanız isim fiili şöyle buluyorduk. Önce yüklemi buluyorduk cümlenin en temel kelimesini. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Mame ile olumsuz yapılabilenlere baktıktan sonra eğer maışmak yani maışmak eklerini aldıysa isim fiil oluyordu. Anası mezar dikecekmiş eklerini aldıysa sıfat fiil oluyordu. Şimdi bakalım. Helen'i başlamak için bugünü seçmiş olmalıydı. Helen'i başlamak için bugünü seçmiş olmalıydı. Şimdi yüklemi bulduk. Olmalıydı yüklem. Seçmiş, seçmemiş diyebiliyoruz. Başlamak, başlamak. Bak burada mak eki alan bu. O zaman mak eki alan isim fiil. Şöyle yuvarlak çınalım. Bu isim fiil ama bir tane var. Birden fazla diyor. Bu bilgiyle rüyasını hatırladı. Burada sadece hatırladı diye bir fiilimiz var. Fiilimsi yok. Büyük bir kalabalık pencerenin önünde toplanmış. Ne olduğunu, kimin olduğunu bilmediği çok güzel ve parıltılı bir şey elden ele geçirerek muayene ediyordu. Muayene ediyordu fiilimiz, yüklemimiz. Geçirerek fiilimsi ama zarf fiil. Bilmediği fiilimsi ama sıfat fiil. Olduğunu fiilimsi ama sıfat fiil. Olduğunu fiilimsi ama sıfat fiil. Burada toplanmış da yine bir fiil. O yüzden şöyle gösterecek olursak yani fiilleri, çekimli fiilleri dikdörtgen için alayım. Size sınavda bunu da sorabilirler. Çekimli fiil nedir diye. Fiilimsileri de şöyle yuvarlak için alalım. Fiilimsileri de şöyle yuvarlak için alalım. Selim durmadan verin artık der gibi elini uzatıyor. Fakat bir türlü nesneyi tutamıyordu. Uzatıyor fiil. Tutamıyordu fiil. Verin de fiil. Ama der de fiil. Burada durmadan zarf fiil. Bize ise isim fiil soruyor. O zaman cevabımız muhtemelen 5. Tutmaya çalışırken arkasına bir türlü bakmaya cesaret edemeden günün ortasına düşmüştü. Düşmüştü fiil. Tutmaya isim fiil. Çalışırken zarf fiil. Bakmaya isim fiil. Cesaret edemeden zarf fiil. Tutmaya ve bakmaya sözcükler bakın. Tutmaya tutmamaya diyebiliyoruz. Mayışmak eki almış. Bakmaya bakmamaya diyebiliyoruz. Ma eki almış. Mayışmak eki almış. O yüzden cevabımız 5. ifade, 5. cümle diyoruz. Yukarıda özellikleri verilen nazım şekli hangisidir demiş. Nazım birim beyittir diyor. Şimdi hatırlarsanız beyit şöyle oluyordu. 2-2 gidiyordu. 2-2. Tamam. Başka ne vardı? Bir de dörtlükler halinde yazılanlar vardı. Dörtlüklerde yazılanları da şöyle göstereyim. 4-4. 4-4. Bunlar divan edebiyatı nazım şekilleri. 4-4 gidiyor. Burada hatırlarsanız 4-4 yazılanlarda biz Türklerin bulduğu şarkı
ve tuyu vardı. Bunlar bizlerin bulduğu şeylerdi. Bunların yanına hemen şöyle bir Türk bayrağı çizelim. Dörtgenli. Bir de rubayi, tek dörtgen oluşan ve murabba vardı. Bunlar bize ait değildi. Tamam. Burada rubayi de tek dörtgen oluşuyordu. Çarpı 1 diyelim. Tuyu da tek dörtgen oluşuyordu. Çarpı 1. Şimdi bir de beytlerhan yazılanlar vardı. Burada bir 5-15 beytten oluşan gazel vardı. Bir de 33-99'dan oluşan kaside vardı. Gazel ve kaside birbirine çok benziyorlardı. Kaside belli bir amaçla yazılıyordu. Gazel ise, tabi buralara 3 nokta koyuyorum çok daha uzun olduğunu göstermek için. Gazel ise ustalık şiiriydi. Bir de aruzun kısa ölçüleriyle yazılan mesnevi vardı. O da beytle yazılıyordu ama kısa bakın. Bunlar uzun cümleler, bunlar kısa ölçüler. Bu ikisi arasındaki farkı çok rahat şöyle bulabiliyorduk. Mesnevi AA, BB, CC, DD, EE diye gidiyordu. Gazel ve kaside ise AA, BA, CA, DA diye gidiyordu. AA, BA, CA, DA, EA diye gidiyordu. Bunun ilk beytine matla diyorduk, bunun ilk beytine matla diyorduk. Bunun son beytine makta diyorduk, bunun son beytine makta diyorduk. Bunun en güzel beytine beytül gazel, bunun en güzel beytine beytül kaside diyorduk. Şimdi yani kolay. Kafiyenin içi gazeldeki gibidir diyorsa o zaman gazel olamaz. 33-99 diyorsa cevabımız kaside. Müstesat aralara ziyade dizelerin girdiği gazellerdi. Yani şu müstesatları, ziyadeleri çıkardığımızda, yeşilleri çıkardığımızda geriye gazel kalıyorsa biz buna müstesat diyorduk. Mesleğinde ne olduğunu anlattık. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli seçeneği diyebiliriz. Evet, şimdi başka bir sorudayız. Hangisi koşma için söylenemez demiş. Eski Türk edebiyatındaki sagunazım şeklinin devamını telin. Bir dakika ya, Allah Allah. Şimdi hatırlarsanız bir İslamiyet öncesi vardı. İslam öncesi diyelim. Bir halk edebiyatı vardı, halk edebiyatı. Bir de divan edebiyatı vardı. Şimdi bunları genellikle bir de modern diyelim, modern Türk edebiyatı diyelim, modern Türk edebiyatı. Yani günümüzdeki edebiyat. Şimdi burada şöyle bir şey var, bakın. İslamiyet öncesi sagu dediğimiz şey, halk edebiyatı ağıt adını alıyordu. Divan edebiyatında mersi, modern Türk edebiyatında yine ağıt diyoruz veya cenaze marşı diyoruz. İslamiyet öncesinde koşuk olan şey şiir, halk edebiyatına koşma, divan edebiyatında gazel oluyordu. Günümüzde biz bunlara şiir diyoruz. Veyahut da ne diyebiliriz mesela? İslamiyet öncesinde işte kopuz vardı. Halk edebiyatta bağlama, divan edebiyatta ud, günümüzde gitar var gibi. Şimdi dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım. Veyahut da işte burada sav vardı atasözü. Burada atasözü diyorduk. Burada darb-ı mesel diyorduk, darb-ı mesel. Burada da günümüzde de yine atasözü diyoruz. Şimdi dar mesela. Şimdi burada sagu koşmanın değil, ağıtın nazım türünün gerisine kalıyor. Dolayısıyla bu A cevap. Koşmalar konularına göre türlere ayrılır. Doğru. Güzelleme, aşk konulu, koçaklama, kahramanlık konulu, taşlama, eleştiri konulu olabiliyordu. Veyahut da ağıtta vefat eden kişiler. Dörder mısralık bölümlerden oluşur. Doğru. 11 ile C'de söylenen bu en önemli özelliğiydi. Aşk edebiyatının sevilen ve yaygın, hatta en yaygını buydu. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Adana seçeneği diyebiliriz. Hangisi halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir demiş. Hece ölçüsü evet. Sade ve yalın bir dilin olması evet. Zengin kafiyenin kullanılması hayır. Daha çok yarım kafiye ve redif var. Yarım kafiye ve rediflerin kullanıldığını görüyoruz. Yerli ve milli temalar evet. Belli nazım şekillerinin kullanılması, belli nazım şeklinin kullanılması evet. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Bu zengin kafiye daha çok divan edebiyatı için geçerli bir ifadeydi. Hangisi Atabetül Hakaik için söylenemez demiş. Atabetül Hakaik'i kim yazmıştı? Edip Ahmet Yükneki. Dini içerikli didaktik bir yapıttır. Doğru. Zaten o dönemde yazılan bütün eserlerde böyle bir mantık var. Bilgelik, cömertlik, cimrilik, kibir, tevazu gibi konular işlenmiştir. Evet, birbirine zıt konular işleniyor. Burası doğru. Hakan eleştirisi yazılmıştır. Doğru. Kutadgu Bilig de, Atabetül Hakaik de hep Hakan eleştirisi yazılıyor. Nazım birimi olarak beyit ve dörtlük kullanılmıştır. Evet. Geçmiş dönemindeki birçok eserde beyit dörtlük iç içe. Aruz ölçüsü, hece ölçüsü iç içe. Dini değerler, yani dini kelimeler, Arapça, Fars kelimeler ve eski kelimeler iç içe. Mutluluk veren bilgi anlamına gelen kutadgu bilikti. Atabetül Hakaik hakikatler işi anlamına geliyordu. Gerçekler işi, yani kutadgu bilik için söylenecek bir ifade. O yüzden cevabımız Edirne diyoruz da geçiyoruz yeni bir soruya. Kutadgu bilik adlı eserden anlam bu dizelerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Didaktik öğretici nitelik taşıyan ifadeler yer alır. Könül kimi sevse körür közde ol, közün kanca baksa uçar yüzde ol. Könülde ne güyerse arzu dilek, ağız açsa parça dilin sözde ol. Bak, bir ol ol demesinden bir öğreticilik olduğunu görüyoruz. Dörtlüklerle yazılan bölümler bulmaktır. Evet, dörtlük var, doğru. Dil sade ve anlaşılırdır. Yani evet, sade bir dil. Eski Türkçe'ye göre sade. Biz anlayamıyoruz. Çok eski Türkçe olacak ama sade. Arapça, Farsça dilinden az. Hece ölçüsüyle yazılan bölümler yer almaktır. Evet,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile hece ölçüsülü kısım var. Bu da doğru. Arapça ve Farsça tanımlardan sıklıkla yararlanmış. Hani nerede burada Arapça Farsça tanımı? Arapça Farsça tanımı yok. O yüzden burası yanlış bir ifade olmuş oluyor. Şimdi tabii siz bunların örneklerini şöyle görmeniz lazım arkadaşlar, bakın. Şimdi okuldaki kitaplarınızda veya da testlerinizde kutat kubilik deyip öğreniyorsunuz. Ama kutat kubiliği sizin şu şekilde de görmeniz lazım. Bak, beyitler olduğunu, dini terimler, namaz, helal, aruzun kalıplarını, didaktik öğreticiliği, alegoriyi, mesnevi. Yani sorun üzerinden görmeniz lazım. Hatta bakın şöyle yaklaşarak göstermeye çalışayım ben size. Biz size kitaplarımızda 0'dan 10'a Türk Dili Edebiyatı kitabımızda bunu net bir şekilde anlattık. Dolayısıyla siz eğer sınavlarınızda bu konulara çalışacaksanız bu şekilde yazılı çıkacak şekilde çalışmanız sizin için çok daha faydalı. Hatta bununla alakalı ara tatil kampımızda ödevler de verelim. Bu sayfalara mutlaka çalışın. Türk halk şiiriyle alakalı da yine sizler için çok güzel konu altımları yaptık. Bir de yazılı örnekler açısından da Türk Dili Edebiyatı kitaplarımızda mesela sayfa 86 ve 87 şiirle alakalı bir yazılımız var. Veyahut da içerisinde tabii ki tamlamalar da var. Veyahut da sayfa 57 ve 56'da hikayeyle alakalı bir yazılımız var. İşte film seri bulduruyoruz, noktalama şartlarını bulduruyoruz. İşte mesneviden ifadeler aldırıyoruz. Yer zaman olayı işleyin diyebiliyoruz. Çünkü sınavlarda bu şekilde geliyor. Hocalarımız bu şekilde soruyor. Ve yine sayfa 31 ve 32'de size edebiyata giriş alakalı ödev olarak verebiliriz. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar. Dinlenmek, tatil tabii ki çok güzel. Ara tatil güzel oldu ama konuları da bir kez hatırladık. İyi oldu. Hadi bakalım ödüllü soruyu da yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar.